Burası orijinal yeri zaten. Yaklaşık 4,5-5 metrelik yer. Yandan kalan sikkeler, sunum yapılmış sikkeler, hemen kaidesinin altından işte ona bırakılmış okuşları falan. Koruma amaçlı. Evet, evet. Toprak dökmesini. Bunların altında da. Evet. Şuradan görelim. Tabii tabii şuradan bakabiliriz. Her gün geçtikçe artıyor maalesef. Şöyle geçebilir miyim? Çok fazla sayıda metal buluntumuz var, silahlarımız var, okuşlar da dahil olmak üzere. Aynen. Mesela bu o zaman bir broşür gibi düşünün. Böyle yakalarına taktıkları, birleştirdikleri şeyler. İşte Dionysos'un farklı işte genç, yaşlı, aynı şekilde. Boyalı altın. Altın. Evet, altın. Boyaları böyle hepsi mutlu yani. Sağlamlaştırıp tüm evet. Burada da o dönemde yine kapının üstünde restorasyon yapılmış. Ona kurşun alınmalar var. Kurşun alınmalarla birlikte tekrar da yine boyalı hayvan figürlü kabımız. Yani müzeyi çok rahat dolduracak eserimiz mevcut Sayın Bakanım. Çok fazla. Kesin şey. Çok fazla. Ama bunların bir detay yazıları var mı? Efendim? Detay yazıları var mı? Tamam, böyle. Evet. 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 2010 yılında başlayan Ordu Kurul Karesi kazıları bu sene 13. yılını tamamlıyor. Aslında kurul kayalıklar olarak bilinen bölgede hani genelde doğal güzelliğiyle bilinen bu bölgenin bir kültür hazinesi olduğu bu kazılarla ortaya çıkmış oldu. Bu yıla kadar aşağı yukarı bizim tahminimiz böyle 5/3'lük bir kısmını açığa çıkarıldı ve kazılarımız devam ediyor. Doğu Karadeniz bölgesinde böyle Sumele'den sonra böyle mimari görseli bu kadar ortada olan tek yer diyebiliriz. Bir bütüncül bir planda veren bir kare kent yerleşmesi burada açığa çıkarıldı. Bu son 2 yıldır biraz daha restorasyona ve korumaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan kazılar devam ederken bir taraftan da devrilmiş duvarların onarılması ve küçük eserlerin restorasyonuyla çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene de aşağı yukarı 2 aydan beri çalışmalar devam ediyor. Aralık ayına kadar da sürecek. Vallahi işte 2010 yılından beri aslında çok fazla eser ortaya çıktı. Yani mimari kalıntıların ötesinde tabii bir Roma istilası sonrasında burası terk edilmiş ve inorganik yani çürümeyen malzeme, taş, küp, seramik, metal, cam gibi buluntular, hani günümüze kadar ulaşan buluntulardan her çeşit buluntumuz var. Yani bir anlamda 2100 yıl sene önce yaşanan bir kent bir anda yıkıma uğruyor ve olduğu gibi kalmış. Daha sonra tekrar yerleşilmediği için de biz kazılarla en son eşyaların en son kullanıldığı yerlerde bulabiliyoruz. Daha çok kale fonksiyonunu ön planda tutan silah dönemin mühimmat dediğimiz işte ne bileyim güllesinden tutun da okuşlarına kadar, mızraklara, hançerlere kadar çok fazla sayıda elimizde örnekler var. Ve güzel tarafı da bunlar kullandıkları yerlerde karşımıza çıkmış. Yani aşağıdan gülle atmış Romalılar,
o gülle duvara saplanmış kalmış. Hepsi böyle hani kulelerin diplerinde, surların kenarlarında bulundu. Burada 60'a yakın küp var. Burası en büyük depolama alanı. Kalenin erzak deposu. Yani savaş sırasında, istila sırasında yardımcı kuvvetler gelinceye kadar burada bu yağışlarıyla insanlar ayakta kalabilmişler, dayanabilmişler. Ama Roma ordusu çok güçlü geldiği için M.Ö. 63'lerde de maalesef kale yakılarak harap edilmiş. Ve tabii doğal nokta olarak baktığımız zaman normalde günlük bir kent kurma noktası değil burası. Daha çok savunma amaçlı bir nokta. Yani etrafı, dört bir tarafı gözetleyebileceğim bir nokta. Öyle olduğu için de kale fonksiyonu ön plana çıkıyor. Ama onun öncesinde Kurul Kalesi'nde bu yüksekliği nedeniyle, doğadaki bu belirgin konumu nedeniyle o dönemin tanrılarına, hani göklerde olduğuna inanılan tanrılara yakın olduğu için burası dinsel amaçla da kullanılmış. Evet, Kibele'nin bulunması gerçekten büyük bir şans ve sansasyonel bir olaydı. Hem arkeoloji açısından, hem bizim ülkemiz açısından, hem de özellikle ordu açısından çok büyük bir buluntu. 2016'da bulduğumuz zaman dedim ya, hani harabe altında kalmış, yangın geçirmiş ve kısmen de tahrip olmuştu. Şimdi birkaç parça mermerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş tahtında oturan çok gösterişli bir eser aslında. Bunun tabii birleştirilmesinin ötesinde o yangından dolayı yumuşamış mermerin yumuşamış kısımlarının tozlanmaya başlamıştı. Çünkü onların sabitlenmesi için uzun süren bir restorasyon aşamasından, konservasyon aşamasından geçti. Ve bu İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı. 6 ay önce falan restorasyonu tamamlandı ve Kibele şu anda orduya gelmeyi bekliyor. Orada da bir müze, çok acil ihtiyacımız var. Zaten mevcut müzemiz bir etnografya müzesi. Arkeolojik eserleri hem depolamaya hem de sergilemeye uygun bir müze değil. Dolayısıyla belki Kibele de buna vesile olacak. Öncelikle orduya güzel bir müze, bizi yöneten idarecilerimiz bunu gerçekleştirirlerse Kibele orduya gelecek.